Esenyurt Meydanı'na röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bakalım 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili halkımızın, vatandaşlarımızın düşünceleri neler? Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Recai Demir, Tokatlıyım. Recai Bey, bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı. Neler söylemek istersiniz? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda herkesin işçilerinin bayramlarını kutluyorum canı gönülden. Emekçilerimizin bayramlarını kutluyorum. Yani emekçi olmak farklı bir şey yani. Emekçi olmak farklı bir şey. Yani helaliyle ekmeğini, alın teriyle ekmeğini eve götürmek, evdeki çocuklarına alın teriyle götürdüğü ekmek parayla bakmak. Bunlar güzel bir şey yani. Emekçiler olmadan olmaz yani. Emekçiler olmadan hiçbir şekilde olmaz yani. Sadece 1 Mayıs'ta hatırlanmamalı, doğru mu? Aynen. Emekçileri 1 Mayıs'ta hatırlamaması gerekiyor. Emekçilerimizin yani elinde tutmak gerekiyor. Emekçilerimize hakkını alın teri kurumadan vermek gerekiyor. Yani emekçilerimizi korumak gerekiyor yani. Açıkça bunu söyleyebilirim yani. Başka sizce haklarını alabiliyorlar mı? Yani çoğu yerde haklarını güzel bir şekilde verebiliyorlar. Veriyorlar. Ama şu anda haklarını alıyor diyemeyiz yani. Haklarını alıyor diyemeyiz. Şu anda insanlar zorla, başla çalışarak kendilerini geçindirmeye çalışıyorlar. Ve hayat şartları çok zor. Bugün bir manava, bir kasaba, bir yere gidiyorsun. Elindeki paraya göre alışveriş yapayım diyorsun. Alabileceğin bir şey yok. Yani bu derece yani. Mesela benim aklıma şu takılıyor. Bir maden ocağında çalışan biriyle normal bir fabrikada çalışan biri aynı maaşları almalı mı sizce? Hayır, aynı maaşları almamalı kesinlikle yani. Normal bir işçinin aldığı maaşı almamalı yani. Çünkü maden ocağında çalışmak farklı bir şey yani. Çok farklı bir şey, çok ağır bir iş. Bir de şu olmalı, ağır iş yerlerinde çalışan insanların hakları daha çok gözetilmeli. Yani komple gözetilmeli ama ağır işte çalışan insanların hakları daha çok kontrol edilmeli. Gözetilmeli yani. Bu kadar yani. Ben 1 Mayıs İşçi Bayramı canı gönülden kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ederim. Esenyurt TV izleyicileri, bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı. Bugün Esenyurt Meydan'dayız ve halkımıza 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili sorular soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Evet, merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Bektaş Önek, Gaziantep'ten geliyorum. Antep'ten geldiniz. Evet, Ramazan davulcusuyum. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Tüm işçi bayramını kutluyorum. 1 Mayıs'ı gönülle, sevgiyle alıyoruz. Herkese selamlar, saygılar. Şu anda şuradan arkadaşlarımız kan bağışlıyor. Onları bekliyoruz. Bizler Gaziantep'ten olup buralara Ramazan davulu için çalmaktan bulunuyoruz. Geliyoruz her sene. 15-20 senedir belli geliyoruz. Bir ekmek parası için geliyoruz. Bugün de dediğim gibi 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bize ne mutlu buradan bu şey başarı olduysa, buradan bunları demek başarı olduysa, herkese buradan selam söylüyorum, sevgi söylüyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun. Bundan sonraki yıllarından da herkese başarılar diliyorum. İşte bizim hep dediğimiz gibi bu 1 Mayıs değil, hep önceden, hatta bu günden de Hatay'dan Urfa'ya gitmekte olan bir aracımız devrildi. Evet. 5 ölü var. 13 yaralı var. Buradan onlara da başsağlığı diliyorum. Yaralara aziz şifalar diliyorum. Tüm geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum abi. Antep'ten Esenyurt'a geliyorsunuz. Her sene Ramazan davulu çalmak için geliyor musunuz böyle? Evet, her sene Ramazan davulu çalmak için Gaziantep'ten buraya geliyoruz. Güzel bir şekilde çalıyoruz davulumuzu. Bayramımızı yapıp herkesin işte Ramazan'ını kutlayarak, bayramını kutlayarak 1-2-3 kuruş ekmek parası kalırsa elimizden oradan da çekip gidiyoruz. İşte mıhtarlarımızın aracılığına Çınar Mahallesi Mıhtarı Kazım Karakoç'a burada selamlar söylüyorum. Eyüp Selim Mahallesi Mıhtarı İlhan Aydemir'e selamlar söylüyorum. Bunların aracılığına yıllardan beri bizi tanıyorlar. Onda bizim bir abimizdir. Bize bir abilik babalık yapıyorlar. Sağ olsunlar, işlere rast gelsinler. Onların aracılığına her sene geliriz buradan. Ramazan davulumuzu çalarız. Bayramımızı eder Allah der, memleketimize geri gideriz abi. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun. Selamlar, bay bay. Allah'a emanet olun. Evet, bugün işçi ve emekçinin bayramı. Esenyurt Meydanı'nda röportajlarımıza devam ediyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben İlyas Keleş. İlyas Bey, bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı. Neler söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi alalım. Tüm işçiye, tüm herkese, çalışanlara, herkese hayırlı bayramlar diliyorum. İşçi bayramlarını kutluyorum herkesin. Dayanışma günü. Bugün hep birlikte aslında Taksim'e çıkmayı da çok isterdik. Ama tabii bazı sebeplerden dolayı bazı şeyler olmuyor.
Onun için en güzel şekilde ülkemize yakışır, birliğimize, beraberliğimize yakışır şekilde geçmesini diliyorum. Evet, işçilerin, emekçilerin size göre şu anda almış olduğu haklar iyi midir yani size göre? Bana göre genellemeye baktığım zaman yetersiz görüyorum ben. Çünkü gerçekten asgari ücretin altında çalıştırılan işçiler bile var. Haklarını alamayan işçiler var. Tabii ki mesleklere göre değişiyor bunlar. Keşke, gönlüm ister ki herkesin dilediği şeyi alması, daha iyi şartlarda çalışmayı, ama bunun hakkında hiç çalışmalar yetersiz görüyorum. Bunun hakkında devletimizin, çalışma bakanlarımızın mesela daha iyi şartlarda, daha iyi çalışmalar gerçekleştirmesini istiyorum ben. Peki, işsizlikle ilgili bir sorum olacak ama şu anda Türkiye'de işsizlikten yakınlıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi gelecek nesilimiz biraz daha eski oranla biraz daha okumuş nesil olduğundan dolayı okuduğu bölüme göre iş arıyor. Bu da tabii olmayınca yetersiz kalıyor. Ne oluyor? İşsizlik oranı artıyor bu. Baktığın zaman aslında iş arayan yerler de var ama tabii herkesin kriterine, şartlarına uymuyor. Kimi yer deneyim istiyor, kimi yer okumuş istiyor. Ama ülkemizde bu bir sorun yani. Gerçekten aşılması gereken bir sorun. Peki halkımızda da iş beğenmeme gibi bir olay var mı? Var. Aslında onu söylemek istedim. Var yani. Çünkü bir muhasebe bölümü okuyorsun. Örnek vereyim. 2 yıllık bir muhasebe bölümü okuyorsun. Tabii ki okuduğun bölüme göre bir iş arıyorsun. O da deneyim istiyor sizden. Deneyim olmadığı için de ne oluyor? Çalışmıyorsunuz veya almıyor sizi. İşveren kabul etmiyor. Ne oluyor? Bir işsizlik oranı yani oluyor yani. Az önce de kan verdiniz. Geçmiş olsun diyelim size. Hem de hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun ve herkesi de kan vermeye davet ediyorum. Çünkü bugün benim başıma gelmez demeyin. Bir gün döner dolaşır yani başınıza gelir. Zor anımızda değil, iyi günlerimizde bağış yapmayı diliyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet, Esenyurt Meydanı'nda röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugün işçi bayramı ve emekçilerin bayramı. Bakalım bugünle ilgili düşünceler neler? Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Zafer Karakoç. Zafer Bey, bugün 1 Mayıs işçi bayramı, emekçi bayramı. Neler söylemek istersiniz? 1 Mayıs denince aklınıza ne geliyor? 1 Mayıs deyince emekçinin, işçinin bayramı olarak aklıma geliyor. Emek verip alnının teriyle para kazanan insanları aklıma geliyor. Tabii her ne kadar olsa da herkes alamıyor emeğin hakkını ama alanlar da oluyor. Yani bu aklıma geliyor şu an. Peki şu anda Türkiye'de işçi, emekçi hakları konusunda ya da şu anda çalışan işçilerin, emekçilerin yeterli derecede haklarını alabildiklerini düşünüyor musunuz? Kamuda evet aldıklarını düşünüyorum ama özel sektörde aldıklarını düşünemiyorum. Şöyle söyleyeyim, babam mesela normal yıllık izni 15 yılı doldurduğu için normalde 22 gün yani bir aya yakın süresi var ama iş yoğunluğundan dolayı bunun tam gününü alamıyor, 15 gün veriyor şeyi. Ama bundan normalde gitmediğinde onun işçi şeyini parasını, ücretli hakkını vermesi lazım. Özel sektör genellikle vermiyor. Şimdi ben iş güvenliği uzmanıyım. Yani şimdi oradan az çok biliniyor. Normalde 6331 sayılı iş kanununa göre ücretli izine çıkıp tam hepsini vermiyorsa geri kalan parasını hemen vermesi lazım. Ama bu özel sektör işverenleri genellikle yapıyor. Adını söyleyin. İş çıkışında veya tazminatla beraber veriyor. Ama normal olarak kanunda 6331 sayılı iş kanununda veriliyor. Hemen işçiye ertesi ay ödenmesi gerekiyor. Bu konuda bazı eksiklikler var. Atıyorum mesela haftalık 45 saat çalışma süresi var. Ama genelde herkes bunu aşarak fazla mesai ücretlerini de bazı işverenler vermiyor. Bu konuda çok sıkıntılar var. Mesela benim şu an bir kardeşim bir firmada çalışıyor, market firmasında. Orada sürekli tam gün bıraktırma. Şimdi fazla çalışma süresi taahhütnamesini imzalattırıyorlar ama bundan daha fazla çok yapıyorlar.
Haftada en fazla işte pardon günlük 3 saate kadar mesai hakkın var. Seni tutabilirler ama 3 saatten fazla tutuyorlar sizi. Bu konuda çok sıkıntılar var. Devletin özel sektörü de tam anlamıyla el atması lazım. Ve çalışma İş Güvenliği Sosyal Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tam anlamıyla kurumları denetlemesi lazım. Yoksa çok büyük sıkıntılar yaşanabilir. Peki o zaman çok güzel denk geldi. İş güvenliği uzmanısınız. Peki işçilerin bu konuda iş güvenliği konusunda durumları nedir iş güvenliği uzmanı olarak? Şöyle söyleyeyim. Şimdi çevremdeki meslektaş arkadaşlarım aldığım bir duyumlar ve sosyal medyada gördüğüm görsellerle işçilerde de şu var bana bir şey olmaz kafası. Bu çok yanlış. Veriliyorsa sana iş güvenliği, kişisel koruyucu donanımların onları dikkatli alıp okuyup senin güvenliğini düşünüyor. Sonuçta iş güvenliği uzmanı senin güvenliğini düşünüyor ki hem iş aksamamasın hem sana nasıl bir şey olmasın. Bu konuda işçiler bana bir şey olmaz deme kafasındalar. Bu çok yanlış. Bir de şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi ben yaşım 22. Atıyorum siz 45 yaşındasınız. Diyor ki yeni yetme gelmiş bana iş şey öğretiyor. Hayır aslında bu senin şey yapıyor. İş güvenliğinin amacı da işçinin sağlığını, güvenliğini ve üretimini işverenin üretimini aksatmasını engellemek lazım bir nevi. Bu konuda yani işçiye de biraz sorumluluk sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Tamam işçiler de hak sahibi ama bana bir şey olmaz kafasından vazgeçmelerini düşünüyorum. O zaman işçilerimize bir mesajınız var mı bu konuda? Bu konuda yani bana bir şey olmaz demesinler. Sürekli verilen kurallara uymasını şey yapsınlar. Artık cezayı kanunlarla, şeylerle, yaptırımlarla uygulatmaya çalışıyorlar. Bu yanlış. İşçilerimize diyoruz ki daha dikkatli olarak hem işi hem de sağlığınızı dikkat etmenizi düşünüyorum. Önem verilmesini düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim.